Mesela gelenek İsmail Aleyhisselam'a ne der? Ne diyor? Nebi de değil mi? Resul demez değil mi? Demezler İsmail. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İsmail اِنَّهُ كَانَ رَسُولًا şey, صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. O صَادِقُ الْوَعْدِ idi. Sözünde duran bir kişiydi İsmail Aleyhisselam. O Nebi ve Resul idi. Şimdi mesela gelenekte şu da tartışılmıştır. Ben hakikaten hayret ediyorum. Efendim kurban edilen İsmail miydi? İshak mıydı? Ya setecidüni inşaallahu minessabirin diyen kim? İşte sadıkal vaad olan kimse o. Yani işte seni rüyamda kurban ederken görüyorum dedi İsmail, İbrahim Aleyhisselam. Hangi çocuğuna dediği orada belirtilmiyor. Ama o diğer ayetleri tek başına alırsanız işin içinden çıkamazsınız. Maalesef gelenek o şekilde oluşmuştur. Ayetleri tek tek alırlar. Bu olmaz. Allah'ın asla kabul etmediği bir yöntemdir bu. İşte orada benim sözümde durduğumu, sadık olduğumu göreceksin diyor babasına. Burada da ne diyor Allahü Teala? Ve kâne sâdikal vâdi. Sözünde duran birisiydi diyor. İşte buyur. Kim kurbanlıkmış? İsmail Aleyhisselam.